şey söyleyeceğim şimdi. Mesela şey söyleyeyim, bir bilgilendirme olsun. Mesela Gülben Ergen benimle alakalı avukatı perşembe günü mahkemeye gidiyor. Zorunlu hapis cezası istiyor. Sana. Benim hakkımda. Evet, evet. Benim hakkımda zorunlu hapis cezası istiyor, biliyorsunuz. Aile mahkemeleri, aile yargıya intikal etmiş ailevi konularda para cezasına da çevirmiyor. Yani direkt zorunlu hapis, hapse giriyorsun. Suçun neymiş? Suçum cezayı ihlal etmek. Yani o konuşmama cezasını neymiş efendim? Gülveren'i çıkarmışım. Gülveren'le Gülben'in ne alakası var Gülveren'in? Ya Bircan ağzını bantladı, sen senin ağzını bantladın. Ya tamam işte bak sonra. Şey yapıyorlar. Gidip mesela gidiyor dostlarımıza hüngür hüngür ağlıyor. Dostlarımıza ağlıyor. Aman bittim, mahvoldum, Nihat'a ne olur söyleyin. Allah rızası için sussun bilmem ne, ağlıyorlar. Biz de vicdanlı insanız, merhametli insanız. Ulan madem bir kadındır, annedir, zor duruma düşmüş, bizim bir insana zulmetme hakkımız yok. Biz burada eleştirileri gündeme getiririz. Eğer bundan bu kadar canı acıp yanıyorsa... Susarız dedi. O zaman ben susarız dedim. Söyledim, burada ekran başında çok iyi biliyor. Üç günde üst üste girelim. Gidip bak sonra geliyorsun, tamam biz de dost... Madem öyleyse ağlıyor, bitmiş bir an. Tabii ki bizim böyle bir hakkımız yok, susuyoruz. Bak nasıl bir ikiyüzlülük. İnsanoğlunun fıtratı buydur işte. İnsanoğlu nankördür. Bunu Gülben için söylemiyorum. Herkes için söylüyorum. Ama Gülben için şunu söylüyorum. Gidiyor zorunlu hapis. Yani beni bir ay içeri tıktıracak. Sen konuşmayasandan sonra zaten konuşmadı. Gülben Ergen bak, bu konuşma meselesi değil. İnsan insan için ceza ister. İnsan ister ya. İnsan ister. Bir sıkıntı olmuştur, bir sorun olmuştur. Mahkemeler bu yüzden var. Mahkemeye gideceksin tabii, hakkını arayacaksın ama bu taraftan Allah rızası için yalvarıp yakarıp da aman dileyip de bizi susturup öbür taraftan da bizi hapse attırmak için mücadele etmeyeceksin. Mahkeme reddetti. Mahkeme reddet. Sen bunu bana da yapmadın biliyor musun Gülben Hanım? Sen bunu o gidip ağladığın dostumuza yaptın. Benim kıramadığım dostuma yaptın. Sen iyi biliyorsun onu. Onu söylemeyeceğim şimdi kim olduğunu. Sen ona yaptın. Onu sırtından vurdun. Ona ihanet ettin. O da anladı senin dostunun sahte olduğunu. O da anladı. Çünkü bir kefili araya girme var. Ona başka, buraya başka konuştu. Sen onun sözünü yere düşürdün. Şükür o da görmüş oldu senin yüzünü. Biz anlatamıyorduk ona. Senin nasıl böyle hani insanlara işleyen bir samimiyetsizliğini anlatamıyorduk. Anlamış oldu o da.